Namaz tesbihatı nasıl yapılır? Bu videoyu bitirince neler öğreneceksiniz? 1. Tesbihat farzdan hemen sonra mı yapılır yoksa sünnetler kalınlıktan sonra mı yapılır? 2. Sünnette tavsiye edilen tesbihatın en kısası nedir? 3. Küçük ve büyük tesbihat nedir, nasıl yapılır? 4. Şafilere göre namaz tesbihatı nasıldır? 5. Parmakla mı yoksa tesbihle mi tesbihat yapmak daha fıziletlidir? 6. Tesbihatı yani zikir ve duaları gizli mi yoksa sesli mi yapmak daha faziletlidir? 7. Namaz tesbihatı nasıl yapılır? 8. Sabah namazı tesbihat nasıl yapılır? 9. Tesbihatta imam ne tarafa doğru dönmelidir? Kişi selam verince üç kere Estağfirullahillezî la ilahe illahu el hayyel ve etûbü ileyh der ve şöyle söyler. Allahümme ente selam ve minke selam tebarek ya ikram. Farz namazlardan sonra sünnet namazı varsa öğle akşam ve yatsı namazları gibi o kılındıktan sonra sünnet yoksa sabah ve ikin namazları gibi yukarıdaki zikirden sonra Peygamber Efendimiz'e salat ve selam getirilir. Bunun için müezzin ala rasulina muhammedin salavat der ve Allahumma salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed denir. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam getirdikten sonra Subhanallahi ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denir. Daha sonra Eûzü Besmele ile Ayet-el Kürsi okunur. Sonra sırasıyla 33 kere Arapça Subhanallah, 33 kere Arapça Elhamdülillah, 33 kere Arapça Allahu Ekber denir. Bu tesbihlerden sonra La ilahe illallah vahdehu la şirike leh, mülkü ve Lehül hamdu ve ala kulli şeyin kadir denir. Sonunda Subhan Rabbiyel Ali'il E'alal -e vehab denilerek ellere göz hizasını kaldırılır ve dua edilir sünnette tavsiye edilen tesbihatın en kısası budur. Şafilere göre namaz tesbihatı, diğer adıyla uzun veya büyük tesbihat. Kişi selam verince üç kere Estağfirullah lezî la ilah illâhu el ve etûbi der ve şöyle söyler. Allahümme entesselamu minkesselam tebârekte yâzel celal vel ikram. Sonra, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون Ardından Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim denilip sırasıyla Fatiha-i Şerife, Ayetel Kürsi, Şehidallah yani Ali İmran suresinde 18 ile 19. ayetleriyle 26 ile 27. ayetler okunur. Peşinden Besmele ile İhlas-ı Şerife, sonra Besmele ile Felak suresi ve ardından Besmele ile Nas suresi okunur. Sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber denilir. Sonra La ilahe illallah Rabbi vahdehu la şerike leh, lehul ve lehul ala kulli şeyin kadir denir. Sonra Subhane Rabbiyel Aliyyel E'lal Vahhab denilir, eller kaldırılarak dua edilir. Duanın ardından Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin denilip eller yüze sürülür. Sonra on kere La ilahe illallah denilir. Daha sonra Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed bi adidi kulli da'i ve deva'i ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira denir. Bu salavat üç kere tekrarlanır. Üçüncü defasında kethira kelimesi kethiran kethira şeklinde iş kere tekrarlanarak şu salavat okunmaya devam edilir. إلهي يا ربي صَلِّ وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبك محمد المصطفى وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب كل آمين والحمد لله رب العالمين. سفر الله Ayrıca sabah namazları namazlarıyla akşam namazının farzının selamı verilince on kere La ilahe illallah vahdahu la şerike leh, lehul mukk ve lehul hamd yuhi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir denir. Sonra da sabah ve akşam namazlarında eller ters kaldırılarak yedi kere Allahümme ecini minen nar denir. Sonra amin ve lehamdülillahi rabbil alimin denilip eller yüze sürülür. Bu son husus iki ayağı üzerindeki oturuş bozulmadan ve dünya kelamı konuşmaksızın yapılır. Bundan sonra daha önce anlatıldığı şekilde tesbihata devam edilir. Şafiler tesbihatı namazın farzından sonra yaparlar, hanifiler ise sünnetler dahil namazı tamamladıktan sonra yaparlar. Farzdan hemen sonra sünnete kalkmak sünnettir. Şemsul Eyim ve El Halvani'den nakledilen görüşe göre farzla sünnet arasında namaz tesbihatını yapmakta bir beis yoktur. İmamın selam verdikten sonra nafile namazları kılmak üzere sol doğru kayması, sonra da tesbihat esnasında insanlara yüzünü dönmesi müstehaftır. Parmakla ve tesbih ile Allah'ı zikredip miktarını tespit etmek sünnettir. Fakat parmakla tespihat yapmak daha çok tavsiye edilmektedir. Zikir ve duaları gizli olarak yapmak sünnettir. Ancak yüksek sesle okumakta fayda görülürse aksini yapmak daha iyidir. Mesela namazın sonunda yapılan zikir ve duaları cemaatin bir kısmı bilemezse öğreninceye kadar müezzin yüksek sesle okur. Hamdolsun yüce Rabbimize. Zikirde esas olan gizliliktir. Çünkü zikredilen zat Allahu Teala'dır. O kula damarından daha yakındır. Bu sebeple gizli zikir en hayırlı zikir olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyan ve tavsiye edilmiştir. Bir yolculuk esnasında sahabenin yüksek sese tekbir getirdiğini işiten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları şu şekilde uyarmıştır. Böyle sesinizi yükseltip kendinizi yormayın. Siz kulağı sağır veya uzaktaki birisine çağırmıyorsunuz. Sizler gizli açık her şeyinizi işiten, size çok yakın olan ve hep sizinle beraber bulunan Allah'ı zikrediyorsunuz. Hadis-i şerif: Kulum beni gizlice içinden zikrederse ben de onu zatımda zikrederim. Mevlana Halid-i Bağdadi, surahu, gizli zikir ve virtlere devam etmenin kalp hastalıkları için en tesirli ilaç olduğuna dikkat çeker. Bunun büyük veliler ve keşif sayfaları tarafından tecrübe edilmiş bir gerçek olduğu belirtilir. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilir, destek ve bağış için kanala katılabilirsiniz.